Gaza ve cihat İslam'ı yaymak ve korumak amacıyla yapılan savaşlar için kullanılabilir. Yani Osmanlı tarihinde Bizans'la ya da Haçlılarla yapılan savaşlar gaza ve cihattır. Tablomuzu incelediğimizde Koyunhisar Savaşı, Varna Savaşı gaza ve cihat özelliği gösterir. Bizans'la ve Haçlılarla yapılmıştır. Ancak Karasi Beyliği'nin alınması gaza ve cihat olmaz. Çünkü bir Türk beyliğine karşı yapılmıştır. Bu Türk siyasi birliğini sağlama amacını gösterir. İkinci Kosova Savaşı da Türk siyasi birliği amacı taşıyan bir savaş değildir. Gaza ve cihat amacı taşır. Bu durumda tablomuzdaki hata 2 ve 3. satırda yapılmıştır. Eğer ki 2 ve 3 yer değiştirirse öncüler doğru şekilde eşleşmiş olacağından cevabımız da C şıkkıdır. Fethedilen Balkan topraklarındaki Türk nüfusu artıran, İslam kültürünün yayılmasını sağlayan ve Balkanlarda Türk kültürünün yayılmasıyla devlete karşı isyan hareketlerinin önüne geçen politikamız İskan'dır. İskan siyaseti sayesinde yeni fethedilen yerlerde Türk unsurlar kalıcı hale getirilmiş, bölge Türkleştirilmiş ve alınan bölgenin kalıcı olarak Türk toprağı olması sağlanmıştır. Doğru cevap şıkkımız yerleştirme yani iskan siyaseti olmalıdır. Tımar hem askeri hem ekonomik bir sistem olarak değerlendirilir. Devşirme sistemi küçük yaştaki Hristiyan çocukların ailelerinden alınarak asker ya da devlet adamı olarak yetiştirildiği sistemdir. İstimalet ise hoşgörü politikasıdır. Bu nedenle doğru cevabımız A. İstanbul'un fethinin sonuçlarını incelediğimizde Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'ın başlaması uluslararası bir sonuç iken Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemine girmesi ulusal bir sonuçtur. Bu nedenle ikinci öncülüğe ulaşabilmekteyiz. Yani hem ulusal hem uluslararası sonuçları vardır fethin. Osmanlı Devleti fethin sonunda ekonomik kazanç elde etmiştir ifadesine ulaşabiliriz. Çünkü bakın deniliyor ki ticaret yollarının denetimi Osmanlı Devleti'ne geçti. Demek ki 3. öncülüğe de ulaşabiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki itibarı tabii ki de arttı. Ancak bize verilen bu bilgilerden ulaşamadığımız için bunu alamıyoruz. Doğru cevabımız bu nedenle 2 ve 3'ün bulunduğu C şıkkında karşımıza çıkıyor. Verilen bilgilerden yola çıkıldığında devletin teokratik yapısının güçlendiğini söyleyebiliriz. Halifelik makamının ele geçirilmesiyle. Sınırlarında değişiklik yaşanmıştır. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları egemenlik altına alınmış. Yani sınırlar genişlemiştir. Dulkadiroğlu Beyliği'nin alınması Türk siyasi birliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir harekettir. Ancak Çaldıran Savaşı ile İslam dini yayılmaya çalışılmıştır diyemeyiz. Çünkü İran'da Müslüman. Bu nedenle Müslüman bir toprakta yine İslam dininin yayılması söz konusu olmayacağından doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen haritaları incelediğimizde Osmanlı'nın kuruluş döneminde Bizans'la komşu olduğunu söyleyebiliriz. Bakın kuruluş dönemi haritasında Bizans ve Osmanlı birbiriyle komşu olarak görülmekte. Yükseliş döneminde Türk topraklarının 3 kıtaya yayıldığını söyleyebiliriz. İşaretleyecek olursak, bakın Osmanlı Devleti hem Asya'da hem Avrupa'da hem de Afrika'da topraklara sahip. Bu nedenle C şıkkına da ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti'nin 2 dönemde de 3 denize kıyısı bulunmaktır ifadesine de ulaşıyoruz. Bakın kuruluş döneminde Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde görüyoruz. Yükselme döneminde Karadeniz, Akdeniz, yine Marmara ve Ege'de de görmekteyiz. Demek ki bu şıkka da ulaşabiliyoruz. Ancak Fatih Sultan Mehmet döneminde başkentin neresiyle eşleştiğine dair bir bilgi bulunmadığından, haritadan böyle bir çıkarım yapamadığımız için doğru cevabımız B şıkkı. Çünkü herhangi bir şekilde başkent belirtilmemiştir. Orhan Bey döneminde basılan para gümüş, 2. Mehmet döneminde ise altın olmuştur. Yani değer kazanmıştır. Bu durumda Osmanlı ekonomisinin de güçlendiğini düşünebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı. En çok kullanılanın hangisi olduğunu bilemeyiz bu bilgiden.
Osmanlı sınırları ile ilişkilendiremeyiz. Altın rezervinin 2. Mehmet döneminde artmasına dair bir çıkarım yapamayız. Doğru cevap B'de. Venedikli yönetici Notaras, şehirde Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğlerim demiştir. Çünkü Osmanlılar fethettikleri bölgelerdeki halkın dil, din, yaşayış gibi kültürel unsurlarını karışmamışlar. Onlara hoşgörüyle yaklaşmışlardır. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani din ve vicdan özgürlüğü Osmanlı Devleti'nin sağladığını söyleyebiliriz. İskan yerleştirme demektir. Yeni fethedilen bölgelere Türkmenlerin yerleştirilmesiyle bu cümleyi açıklayamayız. Eğitim özgürlüğünün olduğu ile ilgili bir çıkarım yapamıyoruz. Gaza ve cihat anlayışıyla Osmanlı hareket etmiştir ama burada Notaras'ın söylemek istediği şey istimaliyet politikası uygulanmasıdır. Yani hoşgörü politikasıdır. Doğru cevabımız C şıkkı.